Bu dersimizde gelen güncelleme ile birlikte yeni kaynaklarımız olan Sequences ve Animation Curves kaynakları hakkında konuşacağız ve bir örnek uygulama yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem GameMaker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet Survival, Shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız 11 saatlik ve devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Biz artık Sequences kaynağıyla birlikte animasyonlar, cutscenes'ler oluşturabiliyoruz. Cutscenes dediğim şey ise ara sahneler anlamına geliyor. Hem de bunları satırlarca kod yazarak değil, çok basit ve eğlenceli şekilde yapıyoruz artık. Şu an bu bulunduğumuz sayfa Sequences kaynağı. İsmi ana sayfa şeklinde isimlendirdim ben. Kaynağımız bu şekilde. Eğer siz daha önceden After Effects tarzı program kullandıysanız onun arayüzüne benzediğini fark etmişsinizdir. Sol tarafta trackler, sağ tarafta da timeline'ımız var. Biz bu kısımda animasyonlarımızı oluştururken sprites, sounds, hatta instance'ları, objeleri bile kullanabiliyoruz. Zaten dediğim gibi eğer daha öncesinde bu şekilde animasyon programları, After Effects'i falan kullandıysanız çok daha kolay adapte olacaksınızdır. Çok daha rahat yapacaksınızdır buradaki işlemleri. Ama kullanmadıysanız da sıkıntı yok. Şimdi birlikte bir örnek animasyon oluşturacağız. Ve bu temel özellikleri anlamanız açısından çok yararlı olacak. Şimdi sıfır bir dosya oluşturacağım. New Project diyorum. İsmine Sequences diyeceğim. Evet, sıfırdan bir dosya oluşturduk. Şimdi kaynağımızı inceleyecek olursak bir Sequences kaynağı oluşturalım. Buraya sağ tıklayıp Create diyorum ve kaynağımı oluşturdum. Evet, bizi bu şekilde bir sayfaya atıyor. Şöyle şurayı küçülteyim. Yukarıda kaynağın ismi. Bakın burada Sequences 1 olarak bu oluşturuldu. Burada kaynağımızın ismi yazıyor. Burada da aynı şekilde. Ve yanında da bu ekranın yani Sequences kaynağının uzunlukları verilmiş durumda. Beyaz bölümün kenarları burada belirtiliyor. Bu alan üzerinde hareket etmek isterseniz, yakınlaştırıp uzaklaştırmak istediğinizde CTRL'ye basılı tutup mouse'un orta tuşuyla ileri geri bunu yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Aynı şekilde sağ ve sola hareket etmek istiyorsanız da mouse'un orta tuşuna basılı tutup sağ ve sola çekip istediğiniz yönde bu ekranı hareket ettirebilirsiniz. Şöyle sağ alt köşede şu kısımda da bu sequence'ın yani oluşturacağınız animasyon uzunluğu veriliyor. 60 FPS'miş bunun uzunluğu. Yani toplam süre 60 FPS olacak. Sol tarafta da bu animasyonunuzun hızı. Bu da FPS cinsinden ve 60 verilmiş burada. Default ayar olarak ikisi de 60 verilmiş durumda. Yani bu 1 saniyelik bir animasyon olacak. Ve 60 FPS dönecek 1 saniyede. Mesela bunu biz 20 yaparsak bu animasyon 3 saniyede tamamlanacak. Çünkü FPS'i biz 20 yaptık. Bu bizim hızımız. Toplam sürede sağ tarafta 60 olduğu için 60 FPS'e ulaşması için de 3 saniye geçmesi gerekiyor. Her saniye 20 frame dönecek ve 3 saniye sonunda 60 frame'i tamamlayacak. Şimdi biz basit bir animasyon oluşturmaya çalışacağız. Bunu birlikte adım adım yapacağız. Mesela diyelim ki oyunumuzun ana sayfası için bir animasyon oluşturacağız. Bunun için animasyonla alakalı tüm kaynakları tek bir dosya altına toplamak istiyoruz diyelim. Bunun için oluşturduğumuz şu Sequences kaynağına F2'ye basıp animasyon diyorum mesela. Yani dosyayı özelleştiriyorum. Renk olarak da diyelim yeşil yaptım. Yani belli olsun hangi dosya altında çalıştığımız. Tüm kaynakları bunun altına toplayacağız. Sequences'in ismine de ana sayfa diyelim. Ana sayfamızdaki değişiklikleri yapacağız. Dosyamızın ismi animasyon. Sequences kaynağımızın ismi şu an ana sayfa. Burada da değiştiğini görebilirsiniz zaten. Şimdi animasyonu oluşturmadan önce bize sprite'lar lazım. Ben kullanacağımız sprite'ları kaynaklar kısmına ekledim. Siz de oradan bu resimlere ulaşabilirsiniz. Öncelikle 4 tane sprite oluşturacağız. Bunu yaparken de yeni gelen özellikleri kullanalım. Mesela dosyamızı seçiyorum. Animasyon üzerine tıkladım. Buradaki artı seçeneğine bastığımda sprite oluşturacaktık. Sprite'i seçiyorum ve bunu 4 yapıyorum. Ve kolay bir şekilde direkt olarak 4 sprite de oluşturduk. Dersin başında konuşurken arkada oluşturacağımız animasyon çalışıyordu aslında. Oradan aklınızda kalmıştır diye düşünüyorum. Animasyon oluştururken ihtiyacımız olacak sprite'lerden birincisi kristalimize doğru gelen ateş olacak. Bu yüzden ilk sprite'a şöyle geldiğimde bunun ismini ateş olarak değiştiriyorum. Import edeceğim şimdi resmi. Şöyle ateşi birden fazla frame'den oluşuyor. Bu yüzden hepsini seçiyorum şöyle. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi hareketli bir animasyon olacak şekilde farklı farklı frame'lerden oluşan ateş sprite'larını ekledi. Ama şu an işimiz burada bitmiyor. Bu sprite'ları yan döndürmemiz gerekiyor. Bunun için de şöyle ilkine geliyorum. İlkini seçtim.
Edit image diyeceğim. Bakın, ilk önce şu seçme aracıyla resmi seçiyorum. Daha sonra döndürme, rotation aracını seçtim. Bunu şöyle, hatta elle yapmak gereksiz. Şuradan rotation kısmından 90 diyorum. 90 derece sağa döndürdüm. Daha sonra silgiye bastığımda bu şekilde bize bir fırça oluşturdu aslında. Buradan her seçtiğiniz şey artık bu şekilde olacak. Silgiyle sildim önce. Sonra şuradaki kaleme bastım ve bunu böyle oluşturdum. Şu an oluşturmuş olduk. Hepsi için aynı işlemi tamamlayacağız. Bunun için de aynı şekilde seçiyorum. Sonra rotation'ı seçtim. Şuradan 90 olarak ayarladım. 90 derece sağa döndürdü. Silgiyi seçtim. Sildim. Daha sonra kalemle şöyle ortaya yine bir kere basıyorum ve bunu oluşturuyorum. Hepsi için aynı işlemi tamamlayacağım şimdi. Seçtim. Rotation'a bastım. 90 derece deyip Enter'a bastım. Artık fırçamız oluştu. Silgiye basıp siliyorum eski görüntüyü ve yenisini buraya bir tıkla oluşturuyorum. Tamamdır. Bütün görüntülerimizi sağ tarafa çevirdim. Ateş için sprite'ımızı oluşturduk. Şimdi ikinci sprite'e geliyorum. Bu da ateşimiz kristale, sağdaki kristale değdiğinde oluşacak patlama için. Bu yüzden de patlama efekti olması açısından patlama yazıyorum. Import edeceğim yine. Buna da yine sequence içerisinden patlama içerisindeki yine birçok frame'den oluşan hepsini seçiyorum. Evet diyeceğim. Bu da aynı şekilde bir animasyon. Farklı frame'lerden oluşuyor. Bunda herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Üçüncüye de geliyorum. Bu da kristalimiz olacak. Buna da kristal diyorum. Bunu da import edeceğiz hemen. Şunu seçtim. Evet. Son olarak da dördüncü de parçalanma olacak. Tabii Türkçe karakter kullanmamaya devam edin. Parçalanma yazıyorum C harfiyle. Bunu da import edeceğim. Bunu da bu şekilde seçtim. Tamamdır. Hazırlık aşamamızı tamamladık. Sprite'larımızı oluşturduk. Şimdi animasyonumuzu oluşturmaya devam edelim.